Benim ayaklarımda yama var. Ben damar hastalıkları var herhalde. Müthiş derecede bacaklarımda bir kasım var. Geçen sene bir tedavi gördüm zaten. Yani aynı zamanda kalp damar, yani damar hastalıkları olduğu için acaba dedim bu ikisi üzerinde bir ona bir tetikleyici rol oynadı mı falan diye düşündüm. Bu şekilde duralım. Covid de paralel değil mi hocam? Kalp tutulumu yapabiliyor Covid. O yüzden hastaların muayeneye gelmesini öneriyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. Bildiğimiz üzere Covid-19 pandemisi 2019 yılında hayatımıza giren Çin'in Wuhan kentinden başlayan enfeksiyöz bir pandemidir. En sık belirtisi ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Bu hastalık diyabet hastalığı, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, kronik akciğer hastalıkları, kanser hastalarında daha kötü seyir göstermektedir. Yapılan çalışmalarda yaşlı, erkek ve kardiyovasküler hastalığı olanlarda bu seyir daha kötü, en kötü risk bu hastalarda gözlenmiştir. Bildiğimiz üzere daha sık akciğer tutulumu yapmaktadır. Özellikle bunu da alveollerdeki ACE2 reseptörü denilen proteini üzerinden yapmaktadır. Aynı protein kalp, mesane, böbrek, mide bağırsak sistemi gibi bölgelerde de bulunduğu için yine aynı bu hastalık bu bölgeleri de etkilemektedir. Kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda klinik seyri kötüleştirmekte, ölüm riskini arttırabilmektedir COVID-19 hastalığı. İkincil etki olarak COVID-19'a bağlı iltihabi etkilere bağlı olarak kalp kası ve kalp zarında iltihaplanma görülebilmektedir. Damar içerisinde oluşacak pıhtılarla da kalp krizi riskinde artış olabilmektedir. Yapılan klinik çalışmalarda semptomu olmayan veya hafif seyirli gösteren hastalarda kalp kası hücrelerinin %70 oranında iltihaplandığı gösterilmiştir. Kalp kası iltihaplanmasının ileri boyutlarında hastalarda kalp yetmezliği de görülebilmektedir. Bir diğer oluşabileceği kötü durum kalp krizleridir. COVID-19 hastalığı sonrasında kalp krizi riski artmıştır. Elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve çeşitli laboratuvar tetkikleriyle, rutin kontrollerle bu durumlar tespit edilebilmektedir. Bir diğer COVID-19 hastalığı geçiren veya geçirmekte olan hastaların en sık şikayetlerinden bir tanesi de çarpıntı şikayetidir. Bunun en sık nedeni akciğerdeki kanın oksijenlenmesinin azalmasına bağlı ikinci gelişen kalpteki hızlı atımdır. Buna sinüs taşikardisi diyoruz. Bu masum bir durumdur. Fakat masum olmayan durumlar da vardır. Gelişen kalp kası iltihabına bağlı, krizlere bağlı oluşan kalp yetmezliğine ikinci veyahut da kullanılan ilaçlara bağlı tehlikeli ritim bozuklukları da bu hastalarda görülebilmektedir. 24 saatlik EKG Holter dediğimiz kayıtlarla bu durumlar kolayca tespit edilebilmektedir. COVID-19'u geçiren mevcutta tansiyon hastalığı olan bireylerde tansiyonunda kötüleşme, tansiyonunda artma görülebilmektedir. Veyahut da tansiyonu daha önce tespit edilmemiş hastalarda da bu durum gözlenmektedir. Tansiyonu daha önce olan hastalarda ilaçlarını bırakmamalarını, aynı şekilde devam etmelerini, kardiyoloji polikliniklerine muayene olmalarını öneriyoruz. COVID-19'u geçiren tüm hastalarımızda kardiyoloji hekimleri olarak önerimiz 1. 2. ve 12. aylarda rutin olarak kontrole gelmeleridir. Basit tetkiklerle ve daha önceden kontrol edilerek bu hastalarda tehlikeli ritim bozukları ve kalp krizlerinin önlenebileceğini düşünüyorum. En son olarak değinmek istediğim konu aşılarla ilgili. Bildiğimiz üzere ülkemizde Sinovac Çin aşısı ve BioNTech Alman aşısı kullanılmaktadır. Özellikle Alman aşısına bağlı ikincil kalp kası ve kalp zarı iltihapları görülebilmektedir. Fakat sosyal medyada
bu durum biraz yanlış yorumlanmaktadır. Özellikle yapılan çalışmalarda aşıya bağlı kalp kası ve kalp zarı tutulumu 30 yaş üstü erkeklerde milyonda 2, kadınlarda ise milyonda 1'dir. COVID hastalığına bağlı kalp kası ve zarı tutulumu ise %70 civarındadır. O yüzden tavsiyemiz tüm hastalara aşılarını bir an önce olmalıdır. Teşekkür ederim.